Sayın Okuyan, nedir bu CHP ile ilgili dertleriniz? Yani Atatürk'ün partisi çıktığını ifade ediyorsunuz çoğunlukla. İşte başka öne sürdüğünüz mevzularınız var. Neler yani bu sıkıntılar? Sözünüzü tam anlatacağınızı anlattıktan sonra bu konuyu da lütfen değinmek isterim sizinle. Şimdi şöyle, bu aday, bakın dikkat edin, ben özellikle tabii her partinin içinde bir sürü dalgalanmalar olur, hı-hı, farklı düşünceler, hı-hı, olur. Ben yani 14 yaşından beri 52 sene gazeteciliğimiz, 52 senede siyasetin içinde mücadelemiz var. 12 Eylül darbesinden geldik. İhtilali bir gün önceden öğrenip, rahmetli Türkeş'i kaçıran, 3 gün saklayan kişi benim. Ondan sonra ama idamdan yargılandık yıllardır. Mamak cezaevinde işkenceye muhatap olduk. Yani bu süreçlerden gelen bir tecrübe birikimimiz var. Evet. Şimdi son demin de ifade ettiğim gibi adaylar yayınlanana kadar biz yine elimizden geldiğince CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verdik. Şimdi adaylar yayınlandığı anda bir baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi kendisini adeta inkar eden bir aday listesi yayınladı. Bu kişisel benle ilgili değil. Yine tekrar ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazıları bizi dinleyince yazıyorlar. Tabii seni aday yapmadılar, onun için mi? Hayır, ben aday olmayacağımı demin de söylediğim gibi 2007 seçimlerinde teklif edildiği halde ortaya koydum. Peki ben niye siyasette hala aktif olarak ilgileniyorum? Memleketin geleceği için. Evet. Dolayısıyla bu başka bir şey. Bu insanların hepsinin şeyi, ya bu nasıl bir iş? Niye bu sağlık sorunu var vesaire hala gidiyor, geliyor filan diye anlaşılabilir. Böyle değerlendirebilir. Onu da anlayışla karşılıyorum. Şimdi bu adaylar, ben çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ile her hafta geldiğimizde, ben İzmir'de oturuyorum. Evet. Geldiğimizde yarım saate yakın, ortalama 20 dakika, 25 dakika, yarım saat değerlendirmeler yapıyorduk. Bir takım gelişmeleri tartışıyorduk. Ben o zaman da hep ifade ettim. Dedim ki bakın adaylar çok önemli. Şimdi bir takım sözler geliyor, bir takım laflar duyuyorum. Bu altılı masada farklı değerlendirmeler var. Bir FETÖ irtibatlı olan insanların altılı masadaki bazı partiler kanalıyla sizin listeden aday yapılacağı, hatta mecliste grup kuracaklarına dair iddialar var. Bunlara, evet, dikkatli olun. Fakat aday listesi yayınlandığında gördük ki bize gelen bu bilgiler hepsi gerçek oldu. Şimdi biliyorsunuz 79 Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden, bu altılı masadan İYİ Parti'nin dışında diğer partilerden 79 seçilebilecek yere 79 kişi aday olarak gösterildi. Ve bizim yaptığımız değerlendirmeler ve araştırmalarda da bu gösterilen CHP listesinden gösterilen 79 adaydan 42 ile 49'u arasında hepsinin milletvekili seçileceği şu an itibariyle görülüyor. Şimdi bunların içerisinde bir baktık ki yani FETÖ'nün en azgın olduğu dönemde bir örnek, Sadullah Ergin diye, evet, o dönemden FETÖ'nün en azgın olduğu dönemde FETÖ'cü olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan kumpaslarda aktif rol uygulayan bu adam tuttular bunu, hem de Ankara'dan, Çankaya'dan, Atatürk'ün Çankaya'sından aday gösterdiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İki, bu tarafa gelin, yani birçok adaylar, ben şimdi fazla vaktinizi almamak için söylüyorum. Estağfurullah. İzmir'de, mesela ben İzmir'deyim. İzmir'de oy vereceğim işte seçimde pazar günü. İzmir'de birinci bölgenin başında koydukları CHP'nin genel başkan yardımcısı bir zat. İkinci bölgede koydukları yine CHP'nin genel başkan yardımcısıymış. Ben vallahi aday olduktan sonra öğrendim.
Yani CHP'nin genel başkan yardımcıları da maşallah 17 tane var. Bunlardan 6-7'sini tanıyoruz. Yani ben siyaseti içinde olduğum halde tanımıyordum. Ama bunları bu vesileyle tanıdım. Şimdi bunlar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı sıfatında, evet, hem de İzmir gibi, yani bir şehrin, Atatürk duyarlılığı olan bir şehrin listelerinin başına konmuş. Başka orada isimler de var. Onlara girmiyorum. Peki bunlar kim diyorsunuz? Mesela işte bir listenin başına konulan kişi geçmiş dönemde Taraf gazetesinde yazılar yazan, Taraf kimdi? Hangi gazeteydi? FETÖ'cülerin çıkardığı bir gazeteydi. Evet. Ve bu zatın Atatürk'le hesaplaşma vakti geldi geçti diye makaleleri olan birisi. Yani Atatürk'le, Kemalizm'le hesaplaşmayı isteyen bir adam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve İzmir'de bir bölgenin başında. Öbür bölgenin başında benim oy vereceğim, daha ziyade ben şeyde oturduğum için Bayraklı'da, evet, orada da bir hanımefendi, onu da ilk defa tanıdık bu vesileyle. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıymış. Hı hı. Ama maharetli bir genel başkan yardımcısıymış. Şimdi bir baktık ki bu listenin başına konulan İzmir'de, bizim bölgede kişi Sevr'in 100. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası bir platformda Türkiye'nin aleyhine metne imza atan bir kişi. Hı hı. Düşünün. Evet. Daha marifetli tarafı var. Ermeni soykırımı ile ilgili yine uluslararası toplantılarda Türkiye'nin aleyhine imza atan birisi. Hı hı. Ve bunları getiriyorlar. İzmir dediğiniz vakit Atatürk hassasiyeti olan bir ildir. Hı hı. Cumhuriyet'in değerlerine en fazla sahip gösterilen, seçmenin büyük bir çoğunluğundaki bu hassasiyeti ortaya koyan bir ilimizin liste başlarına koyuyor. Bu sadece buradan ibaret değil. İşte demin söyledim, Sadullah Ergin vesaire başkaları. Bunların hiçbirisi, benim kendi şahsi şeyim itibariyle söylüyorum, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğiyle uzak yakın ilgisi olmayan yeni bir Amerikan projesini, bugün muhalefet dediğimiz partiler, ki orada Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başını çektiği bu yeni muhalefet grubu dediğimiz şey, bir yeni Amerikan projesi olarak seçmenin önüne dayatılıyor. Bir Amerikan projesini bu şekliyle, benim şahsen geçmişim belli, yani ben milliyetçi gelenekten gelen bir insanım, benim bunları desteklemem mümkün değil. Ve ben çok açık, net, zaten aday değilim, bir şey değilim. Bunu da deklare ettim. Aynen söylediğim şu, tekrarlıyorum bunu. Ben pazar günü Allah nasip ederse, ne Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı için oy vereceğim, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine, evet, İzmir'de. Ha, mesela Yalova'da CHP'nin adayı çok iyi bir arkadaş. Hı hı. Ve onun gibi 7-8 ilde CHP'li adaylara, oradaki arkadaşlarla istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Onların destekleri. Yani orada parti meselesinden ziyade aday meselesi var, öne çıktığı için. Evet. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu son dönemde ortaya koyduğu her şeyi dağıtıyor. Bir polisler aklına geldi son bir hafta içinde. Biz diyor 100 bin polis alacağız. Ertesi gün öğretmenler, 100 bin öğretmen alacağız. Sallıyor gidiyor. Ya Allah'tan korkun, bir rakam. Düşünün, depremzedelere, İlker Bey, 650 bin konutu 5 kuruş para almadan vereceğim diyen bir siyasetçi Türkiye'nin gerçeğini ben haberdar mı? Haberdar değil. Sallıyor. O zaman yazık, günah değil mi? Ha, ben Tayyip Erdoğan'a oy verecek değilim. O ayrı bir şey. Ama bu, yani şu andan daha da kötüye gidebilecek bu vaatlerle, Türkiye'yi daha çok başını belaya sokacak bir Amerikan projesi olduğu için buna karşı duruyorum ve oyumu da ona göre değerlendireceğim. Peki efendim, yani diyorsunuz ki anlattıklarınızdan anladığımız şu, CHP ile FETÖ kol kola girmişler ki
Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bir tanesi de şu. Eğer ki iktidara gelirsek KHK'lıları tekrar geriye döndüreceğiz. İşte PKK ile ilgili olarak sırrı sakık geçtiğimiz gün şunu dedi. Yani kapılı kapılar arkasında neler konuşuldu? Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylesin dedi. Yani şu anki Millet İttifakı'nın oluşumunu aslında bir şekilde terörle kol kola şeklinde şeklinde anlasak sizin söylemlerinizden yanlış bir çıkarım mı yapmış oluruz? Şimdi İlker Beyciğim, yani bu tabii bu sizin söylediğiniz örnekler, başka örnekler var, hı-hı, başka konuşmalar var. Bütün bunlar bir ciddi manada seçmenin önünde bir büyük soru işareti olarak kalıyor. Evet. Yani zaten bunlar rahatsız ediyor büyük ölçüde. Şimdi PKK, tamam, hı-hı, PKK ayırdık. HDP, yani şeyle Yeşil Sol Parti, onu da koyduk bir tarafa. Ama sizin söylediğinizle benzer bir tane iki tane değil. Bizzat Kandil'de, düşünün, Kandil, teröristlerin merkezi olan Kandil'deki, evet, şerefsizler, hainler, alçaklar, biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diye 4 sefer beyanat verdiler. Evet. Şimdi Yaşar Okuyan olarak kendi adıma söylüyorum. Kimseyi etkilemiyorum. Kim ne istiyorsa onu şey yaptı. Karayılan'ın desteklediği bir Kılıçdaroğlu'nu Yaşar Okuyan olarak ben destek vermem. Canınız cehenneme. Evet. Peki efendim, şimdi Millet İttifakı'nı CHP açısından değerlendirdik. Bir de İyi Parti var ki İyi Parti siz de Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulunmuş, görev yapmış bir isimsiniz zamanında. Ve İyi Parti'nin çıkış noktası da işte milliyetçilik ülküsüyle yola çıkıyor. Ama bugün geldiği noktada baktığımızda işte tabanı olmadığı falan söyleniyor. Meral Akşener'in tutumlarını nasıl buluyorsunuz? Özellikle gitti geldi masaya. İşte hatta siz şunu da demiştiniz. Masayı dağıtırsa onun hakkında öyle şeyler söylerim ki sokağa çıkamaz diye. Biz merakla bunu, cevabını bekliyoruz seçmen olarak. Çünkü siz şu anda bir vatansever olarak bizim yayınımızdasınız. Siyasi kimliğinizden öte siyasi deneyimleriniz efendim. Neydi bu konu acaba? Bize açıklama şansınız var mı? Nedir bu Meral Akşener'in açıklayacağınız mevzusu? Onu ben açıkladım. O şey, o tabii çok... dosya deyince speküle edildi. Evet. Ama ben bunu sosyal medyaya isteyenler girer, Yaşar Okuyan'ın 3 tane hesabı var. Evet, yani evet. Facebook'ta, Twitter'da ve diğer şeylerde. Orada açıkla. Oradaki şeyi, esas benim ikaz ettiğim şey şuydu. Yani çünkü benim kulağıma bir sürü istihbarat geliyor. Neler geliyordu yani, mesela? Bu Meral Akşener'in bir takım başka hedefler, başka niyetler, başka görüşmeler içerisinde bu masayı dağıtacağı konusunda bize gelen, intikal eden bilgiler dolayısıyla ben o uyarıyı yaptımdı. Ama sonra tabii Meral Akşener bundan dolayı bizi mahkemeye verdi. Şu anda mahkemelik haldeyiz Meral Akşener'le. Açtıkları davada ne biliyor musunuz? Nedir? Abi dediği, sarıldığı, her gördüğü yerde ayağa kalkıp sarılan Meral Akşener idamdan yargılanmış. Yani 12 Eylül'de bir jilet parçası bulsaydı intihar edeceğini açıkça kamuoyuna söyleyen, her gördüğü yerde Yaşar abim diye sarılan kişiye tazminat davası açtı. İlker Bey, evet, kaç liralık biliyor musun? 5 kuruşluk. Yani bu kadar değer. Bu sizi şimdi çok rahatsız etti. Çok üzdü anladığım kadarıyla. Tabii onu koydum bir tarafa. Ben de 50 kuruşluk açtım. Geçin onu. Şimdi onu yargıda hesaplaşıyor. Evet. Ama şimdi bir örnek vereyim. Bu Meral Akşener'i ben çok iyi tanıyorum. Bunun abisi Nihat, Allah rahmet eylesin, yattığı mekan cennet olsun, benim 45 senelik arkadaşımdı. 3-4 sene önce kanserden gitti maalesef. Ben Milliyetçi Hareket 1980 öncesinden bahsediyorum. Evet. 1980 itilalinde de ben MHP'nin genel sekreter yardımcısıydım. Hı hı. Nihat da bizim Kocaeli il başkanımızdı. Bu Meral Hanım hep bu abisini kullanmıştır. Hı hı. Meral Hanım'ın geliş çizgisinde ülkücülük falan değil. Tamamen abisini kullanma vardır.
Bir örnek vereceğim. Ya pardon, vaktim yani Meral Hanım ülkücü değil mi esasında size göre yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Ülkücü falan değil. Ne ülkücüsü? Ne peki? Ülkücü geçinen birisidir. Evet. Şimdi bak bir örnek vereyim. Buyurun. İlker Bey müsaadenizle. Estağfurullah. Buyurun efendim. Ben Anavatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı olduğum dönem. Yani 2008 pardon işte o şeyde bu Tansu Çiller başbakan, daha doğrusu yani tarihleri de yanlış bir şey söylemeyeyim çünkü kafam karışık. Bu da İçişleri Bakanı. Ben evet. O zaman Ankara'da oturuyorum. Hı hı. Eski ismi yani yeni ismi daha doğrusu Uğur Mumcu Sokağı. Hı hı. Neden? Çünkü Uğur Mumcu'nun eviyle bizim ev böyle 100 metre arası var. Hatta hala gözümün önündedir. O bomba patlayınca biz de kahvaltı yapıyorduk evde. Onun parçalanmış Allah rahmet eylesin. Gözümün önünden gitmiyor ya maalesef. Şimdi o dönemde bizim evin üstünde bir daire boş. Ben de Tansu Çiller Başbakan'a Anavatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak çok ağır, çok sert eleştiriler yapıyorum o dönem. Evet. Bir gün karşıdaki evin karşısındaki orada oturan bir Barış Partisi'ni kuran bir şey, ismi ben aklımda değil, ünlü bir müteahhit, şu anda da yurt dışında zaten şey yapıyor. Onun hanımı, bizim hanıma diyor ki, böyle diyor, yukarı gelen bir şey, o zaman aylardır da yukarıdaki daire, benim üstümdeki daire boştu. Evet. Yaşar Bey'i takip ediyor diyor. Birden uylandım. Ben gece 1'de geliyorum, 2'de geliyorum. Uzatmayayım. Yukarı benim evimin üstüne karakol kurup, karakol kurdurup beni izleyen kadındır. Meral Akşener bu dediğiniz. Meral Akşener tabii. Ya Meral Akşener da sizin dairenizin üstüne karakol kurduruyor. İçişleri evet, beni izletiyor. Sebebi neymiş peki Yaşar Bey? Sebebi şu. Tansu Çiller'e yağcılık yapacak ya. Tansu Çiller Başbakan. Evet. Benim işte geldim, gittim, bilmem ne, neyse işte beni evde dinleme yapıyor, hı, bilmem ne yapıyor. Kimler geliyor, kimler gidiyor, böyle bir şey. Ve ben bunu, bakın bu söylediğim şey, aynen isteyenler girerler arşive. Hı hı. O tarihte gazeteler falan yazdı, televizyonlarda verdi. Tam tesadüf bir şey olarak paylaşıyorum İlker Bey. O haberi alınca ben çağırdım şeyi, apartman görevlisini. Kim taşındı buraya dedim. Klasik bir laf. Bu gerekçe aynı zamanda 12 sene önce FETÖ'cülerin yine Ankara'da ama başka bir yere taşınmıştım. Turan Güneş üzerinde bir daireye. Evet. Orada da beni FETÖ'cüler, ikisini de açığa çıkardım. Resmi kayıtlara dahil ettim. Benim korumalarıma da resmi yazıyla bu durumu tespit ettirdim. Devletin arşivine girsin diye. Ve bundan da tesadüfen İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun tasarısı görülüyor ertesi gün. Tabii öğrendikten. Ha dedi ki kapıcı, bu dedi evlenecekmiş. Dört oda bir salon. Koca bir şey. Onun için mobilya sipariş etmişmiş. Ne var içeride? Bir çek yat, iki tane koltuk, bir tane televizyon, bir tane de buzdolabı. Bak aynı gerekçe Turan Güneş'teki evde de FETÖ'cüler dinleme yaparken aynı yakaladığımda ortaya çıktı. Aynı lafı aynı söylemişti. Yöntemi kullanıyorlardı FETÖ'cüler. Evet aynı zaten. Değil mi? Yani FETÖ'cülerin evet, birebir birisini takip etmek, dinlemek için uyguladığı sistemi Meral Akşener sizin evinizin üst dairesinde yaptı. Evet. Ben de gittim. Evet. Buyurun. Ben de meclise gittim. O gün genel kurulda işte İçişleri Bakanlığı'nın bir kanunu görüşülüyor. Önce basın locasını biliyorsunuz. Çıktım yukarıda. Evet. Gazetecileri topladım. Benim dedim evimin üstüne bu İçişleri Bakanı karakol kurdu, beni izletiyor. Şimdi gidip kendisine bunu söyleyeceğim. Böyle deyince gazeteciler tabii doğal olarak ilgilendiler. Hemen hepsi
objektifler, fotoğraf makineleri böyle yığıldı önlerine. Ben de genel kurul devam ediyor. Gittim Meral Akşener'in önüne. O beni görünce hemen ayağa kalktı. Yanında işte müsteşarı diye ilgili bakanlık personeli var. Kamu yöneticileri. Abi Emre, bir dakika dedim. Abi yok. Abi ne oluyor? Abi deme dedim. Ben Anavatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak şu anda seninle konuşuyorum. Sen İçişleri Bakanı olarak konuşacaksın benimle. Bu yepten şaşırdı. Bak dedim gazetecilere, bir baktı orada işte fotoğraf makineleri, teleobjektifler. Abi ne, abi deme dedim. Beni iyi dinle. Gazeteci arkadaşlara söylediğimi şimdi sana söylüyorum. Benim evimin üstüne sen karakol kurdurdun, beni izletiyorsun dedim. Olur mu öyle şey? Olur dedim. Akşam gittiğimde orası boşalacak. Yoksa dedim ertesi gün gelir, burada gündem dışı seni perişan ederim dedim. İlker Bey, akşam gittiğimde bir çek yap, iki tane koltuk, efendim televizyon ortada yok. Evet. Onun için bana kimse anlatmasın. Ama burada bakın, ben bu hadiseyi Sayın Kılıçdaroğlu'na altılı masa kurulduğundan beri en az 7-8 defa anlattım. Bak bu hanımefendiye dikkat et dedim. Hı hı. Bu Kılıçdaroğlu'nu Akşener için mi dediniz efendim? Dikkat et evet. diye. Evet. Evet. Buyurun lütfen. Yani dolayısıyla Kılıçdaroğlu da önemsemedi. Önemsedi, o onun kendi sorunu. Evet. Yani dolayısıyla şunu söylüyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Kurulduğunda, bu parti kurulduğunda emek veren, maddi manevi yokluklar içerisinde bu parti milliyetçi gelenekten gelen bir parti olarak kurulduğunda büyük fedakarlık yapan, büyük bir çoğunluğu da benim şahsen aynı düşünce tarzını, yani Türk milliyetçiliği çizgisine olan 26 tane vatansever milliyetçi arkadaşımızı, milletvekilini listeden sildi attı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Suçları neydi? Benzer, gerçekten benzer durumu Yaşar olmuş. Bey, sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın, büyümsünüz ama benzer durumu Kemal Kılıçdaroğlu için diyebilir miyiz? Onun gelmesi için işte Önder Sav başta olmak üzere birçok isim çalışmıştı. Deniz Baykal'ın o işte kaset skandalından sonra. Sonra ilk gelir gelmez Kemal Kılıçdaroğlu da Önder Sav başta olmak üzere gerçek CHP'li denilen grubu, Atatürkçü denilen grubu uzaklaştırdı. Aslında bu anlamda bir kader ortaklıkları var diyebilir miyiz Kemal yani Kılıçdaroğlu? Yani o da denilebilir ama evet. CHP'nin ona geriye doğru girdiğimizde ayrı başka şeyler de söylenebilir. Ama CHP'nin aday listeleri, bakın tekrar ediyorum. O aday listelerinden FETÖ ile irtibatlı pozisyonda olacak. İki tane grup kuracak imkanı ortaya koyuyor. Evet. FETÖ alçağına işbirliği içerisinde olan Atatürk'ün partisine bu yakışır mı? Kılıçdaroğlu şimdi her yerde atıyor, sallıyor. Ondan hemen diyor, işte 15 bin lira ertesi gün veriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Salla gitsin. Ciddiyeti yok bunların. Evet. Ben şundan endişe ediyorum. Seçim gelir geçer. Ha, milletin takdiridir. Millet Sayın Kılıçdaroğlu'nu beğeniyorsa getirir. O ayrı bir şey. Hı hı. Millet tutup da Tayyip Bey'i tekrar Cumhurbaşkanı seçerse başımız üstüne yeri. Hiçbir şey yok. Hı hı. Ama şu bir gerçek. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni sen sırf Cumhurbaşkanı seçileyim diye alet ediyorsun. Atatürk'ün partisini alet eden bir adamsın sen. Sana ben oy vermiyorum. Vermeyeceğim de. Verdirtmeyeceğim de. Ha, herkes bak şu anda aslında benim söylediğim ama benim bir eyvallahım yok. Bir beklentim yok. Evet. Milletin takdirine. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı adayı için Sinan Oğan'a oy vereceğim. Bu kadar basit. Peki.
Sayın Okuyan, şimdi tabii çok tecrübeli bir isimsiniz. Bizi aldınız, geçmiş siyasi tarihinize falan götürdünüz. Günümüze geldiğimizde, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir dosyadan hep bahsedersiniz ve bu dosyayı da gerekli makamlara ulaştırdığını söylersiniz ama takdir edersiniz ki halkımız da merak ediyor. Çünkü çok önemli bir seçim. Eğer bu dosyayı bizlerle paylaşma şansınız olursa, çünkü çok soru geliyor takipçilerimizden. Nedir, en azından neler var içine, başlıklarını verme şansınız olur mu efendim? Şimdi orada bir, yine bir düzeltme yapayım, tavsiye edeyim. Çünkü Kılıçdaroğlu ile ilgili bir dosya değil. Kılıçdaroğlu'na da verdiğim Meral Akşener ile ilgili bir dosyaydı. Hı hı. İşte onu ben sonra açıkladım. Yani şey, evet. Hı hı. Orada işte bu bir takım insanlarla işte şudur filan, o Cumhurbaşkanlığı olduğu dönemde gazete küpürleridir. Öyle gizli kapaklı çok önemli şeyler değil. Ama dosya, şimdi İlker Bey, şu anda siyasetçilerin, yani tenzih ederim tabii, hepsi namussuz, ahlaksız diye bir şey olamaz. Ben de siyasetçiyim. Ama %80'i diyelim, hadi biraz daha şey olsun, %80'ine kaset dediğiniz vakit yüreği hopluyor. Dosya dediğiniz vakit eyvah diyor. Yani şu anda siyasetçilerin en korkulu iki kelimesi var. Dosya ve evet. Kaset. Orada çok hemen oradan tabii işte ortalık karıştı ve sonunda da Meral Akşener'in işte korkusundan diyeyim, bizi CHP'den ihraç ettiler, hem de usulsüz olarak. Evet. Bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu hak, hukuk, adalet diye bağırıyor meydanlarda. Hı hı. Bir tarafta kendi partisinin, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi tüzüğünü çiziliyor. Ben CHP'nin üyesi noktasındayken beni hiç bana sormadan, sorgulamadan, Yüksek İstihbarat Kurulu'na vermeden, savunmamı almadan resmi sitelerinde diyor ki eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan bugün itibariyle partimize ilişkisi kesilmiştir. Evet. Ben de hastanedeyim o sırada. Hı hı. Onun üzerine ben de bastım istifayı. Aslında mahkemeye versem cezasına hükmedilir de, hadi dedim, uğraşacak değil. Peki, sen beni istemiyorsan ben sana zaten çok derdim benim. İstemem diyorsunuz yani. Sizin gibi değerli siyasetçiyi kaybetmek de çok göze alınacak bir şey değil diye düşünüyorum. Peki Sayın Okuyan, şunu da soracağım size. Şimdi İyi Parti içerisinde çözülmeler var. Yavuz Ağıralioğlu ile başladı. Birçok isim istifa etmeye başladı. Gerekçelerde PKK, işte HDP ile işbirliği vesaire. Şimdi Meral Hanım demişti ki hiçbir şekilde, o masadan kalktığında hatırlayacak olursanız, Kemal Kılıçdaroğlu masaya HDP'yi getiremez. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu masaya HDP'yi getirmedi belki ama yaptığı konuşmalar, görüşmelerle ilgili olarak da kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Ve HDP'nin desteğini de almaktan da hoşlandığını açıkça söyledi. Bu konuda İyi Parti'den ayrılan isimlerin ya da İyi Parti'nin sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meral Hanım'dan bağımsız olarak ayrılan isimler doğru bir süreç mi izliyorlar? Çünkü peşi sırada daha da geleceği söyleniyor son günlerde, seçim yaklaştıkça. Son 1-2 gün kaldı efendim. Vallahi şimdi işte ben demin ifade ettim, İYİ Parti kuruluş aşamasında önemli bir kısmı geçmiş dönemde rahmetli Türkeş'in MHP'siyle, yani bizim dönem diyelim, arkadaşlarımızın büyük bir kısmı kurucuları, ilk seçimde de milletvekilleri bu gelenekten gelenlerdi. Ama demin de ifade ettiğim gibi o dönemde seçilmiş olan 26 tane milliyetçi, vatansever, ülkücü hareketten gelen milletvekillerinin hepsini kapının dışına attı. Gerekçesi başka. Evet. Ve evet, sizin de dediğiniz gibi işte biz katiyen işte HDP, işte PKK, şu bu filan diye denildi. Ama Karayılan'ın destekleri ve çağrıları karşısında sus oldu. Yani şimdi şu anda onun için bakın, ben dikkat edin, kelimeleri seçerek, evet, kullanmaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu'yla
Bu tabi altılı dediğimiz şey yerine ilaveler de oldu vesaire, ayrı bir şey. Bu altılı masa, yani mevcut muhalefet olarak ortaya çıkmış olan bu grup, bu grupta gerek Sayın Kılıçdaroğlu, gerekse Sayın Meral Akşener'in organize ettiği bu hareket bir yeni Amerikan projesidir. Amerikan projesinde Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracak, sınırları değiştirecek. Çünkü konuşuyor adam. Diyor ki biz diyor 100 yıllık hesaplaşmaya geliyoruz diyor. Evet. Karayalan kim ya? Kandil'den şeyi veriyor ve bizim milliyetçi olduğu rivayet olunan, ülkücü hareketten geldiği rivayetleri ortada olan Kılıçdaroğlu'nu koydum bir tarafa. Meral Hanımefendi burada hala bir, işte bakın bugün yine Kütahya'da, orada burada, hem de uyanık bir hanımefendi, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e oldu canım. Oldu. Yani evet. CHP'nin seçmeninden istiyor. Bakın. Evet. Aslında yani adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare eden adeta Meral Akşener haline dönüştü. Algı olarak söylüyorum. Evet. Altılı, ne demek o? Altılı masa oy, altılı değil mi? Niye? Yani 4 tane daha parti var. Evet, onu soracaktım. Altılı masa altılı masa değil mi size göre Sayın Okuyan? Duyabildiniz mi efendim? Duyamadım. Altılı masa değil mi size göre diyorum. Çünkü dokuzlu masa ifadesi de çokça kullanılıyor, ya da onlu masa, işte iki belediye başkanı vesaire. Mesela belediye başkanlarının altılı masaya destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? O normal. O ki şimdi orada bakın, şimdi orada her şeye bir ünvan dağıtıyorlar. Hı hı. İşte ve yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olunacak. O partilerin genel başkanları milletvekili bile adaylarını koymadılar. Kazanıyorlar ya seçimi. Hepsi altı lider. İki tane de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları. 7. Bu arada belki daha önümüzdeki gelişmelere göre 2-3 tane daha ilave alır. Bir 10-15 bana göre 150 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Benim için hiçbir fark etmiyor. Peki. Zihniyet burada şey. Bunun için ben diyorum ki bugün gelinen noktada acizane kendi adıma söylüyorum bunu. Hiç kimse değil. Ama oyları verirken vatandaşımız mutlaka dikkatli davransınlar. Evet. Tayyip Erdoğan'ı tartışmıyorum. Bak dikkat edin. Doğru yaptı, yanlış yaptı, eğri yaptı. 21 sene iktidar. Yani Tayyip Erdoğan şu vaatleri doğrudur, yanlıştır test edilecek bir şey değil. Doğru yaptığı da ortada, yanlış yaptığı da ortada. Tayyip Erdoğan 21 sene, bu öyle böyle bedava iş değil. Kendi hareketinin lideridir. Bunların karşısında üst sene öncesine kadar ortada olmayan, üst senedir de işte kör topal, 5 masa bacağı, 6 bilmem ne filan, bu tip şeylerle zor veren muhalefet bir kısmı toparlandı gibi, ama arkasına aldıkları destek doğrudan doğru bir yeni Amerikan projesidir. Peki. Amerikan projesine milleti karşı çıkmaya davet ediyorum. Peki. Size çok teşekkür ediyor Sayın Yaşar Okuyan. Zaman ayırdınız, değerli görüşlerinizi aktardınız efendim. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum İlker Bey. Saygılar sunuyoruz size efendim. Görüşmek üzere. Saygı bizden efendim.